Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve alaqibatu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala hayril halqi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Abbad ibn Bişr radıyallahu anhu. Ayşe anamız radıyallahu anha quyidagi sözlerini aytadı. Ansarların içinde 3 kişi var. Bu 3 kişinin aldığı hiç kim düşe almaydı. Bunlar Sa'd ibn Muaz, Usad ibn Huzayr ve Abbad ibn Bişr. Abbad ibn Bişr Muhammediye daveti tarihinde özgeçe bir iz kaldırgan kişi. Abbad ibn Bişr'ni ibadethanelerin arasından karasayız, onların en peşkadın mekanlığını görürsünüz. Takvadalarını cümlesinden kıdırsayız, kündüzleri Kur'an tılavatı, keçeleri kıyam-ı layıbilen bendekanlığını görürsünüz. Ceng meydanında görürsünüz, ceng meydanında bu kişi en korkmaz doğrayı cengçilerden idi. Velayet, rehberiyet masalasında karasız, Müslümanların malı dünyası üstüde hakiki amanadar kişiyken yine tapasız. Ayşe radıyallahu anh'a ansarların içinden 3 kişi var. Bunların hamması bana Abdülaşgal uruğudan, bunların aldığı şeref cihatıdan, hürmet itibar cihatıdan hiçbir kimse şu almaydı. Bunlar Sa'd ibn Muaz, Usad ibn Hudayr ve Abbad ibn Bişr radıyallahu anhum. Madinada İslam nuru taralışı başlayan paytda yüzüden bir fahim farasat, şicaat ve yaşlarga has boyan bir gayret çakınıp durgan Abbad ibn Bişr 25 yaşga hali tolmagan kişiydi. Yigitdi. Mekke'den kelgan davatçı Musab ibn Umayr Madina köşelerde yürüp kişilerini İslam'a davet kılarken onunla iman keltirgenlerini birinciler katarı da Abbad ibn Bişr oldu. Ve bu iki Müslüman ortasında hakiki imani biraderlik rişteleri bağlandı. Musab ibn Umayr özünü cazibadar, mayın şirin avazdan Kur'an'a tılavat kılarken Abbad ibn Bişr'in kalbi de Allah'ın kelamı gibi gen muhabbet uygandı. Ve kalbinin iç içinden Kur'an'ı özgü dostlukla kas kıldı. Bu kişi Abbad ibn Bişr kündüzü, keçesi, katli nezer Kur'an talavatı bile meşhur olardı ki bu kişinin sahabeler Kur'an'ın dostu Sadikul Kur'an de lakabla koyuşken idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kümledi biri de Ayşe anamızın hücresinde oturarken teheccüd namazı götürdü de mescidde yani Ayşe anamızın hücresi yakın kurulgen idi. Abbad ibn Bişr de Kur'an talavatı kılayken yine işitti de ey Ayşe dedi bu avaz Abbad ibn Bişr'in avazı mı dedi. Hayır Resulullah Abbad ibn Bişr'dir cevap verdi Ayşe anamız. Şimdi Allahümme afir lehu parvardigara onu günahlarını keçirgin de dua koydu gaybden. Müslümanlı Müslümanı gaybden kıyken duası elbette icabat boladı. Şimdi bu dua eğer Resulullah tamamen kılınırken basa çık. Resulullah'ın şöyle duası gel sazavar kişiler bugün. Abbad ibn Bişr raziyallahu anh'u Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen cemiki cahilerde cemiki orunda bir meşgatlerde güvah buldu. Ve her bir orunda bu kişi Kur'an kötergen kişiye layık buladigen sıfatlarını özü de körsetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin törünçiyle de zat-ı ruha azatılan kaytarken Müslümanlar koşunu bilen bir vadide götüştü ve şu cahide tüneşliğine niyet kıldı. Bana şu koşunun içinde Müslümanlardan bir kişi müşriklerine hücum kılıp yeri yok baytada bir ayağını asır alıp ap getip kaldı. O müşrik yüge katip giden de ayağını topladı da ve Muhammed geri yaşayanlar bu işte yani yeni yaşayanlar ki Lat ve Uzza hudaları kasam içip Muhammed geri yaşayan ashablardan bir ortasına kanını toymazdan katmayayım ben de kasam içti. Müslümanlar Resulullah s.a.v. tohtaşlığını kaskı giden vadiye tohtarken tüyalarını çöktürüştü, yüklerini çürüştü ve Resulullah bu keçe bizim kim korkuluydu dedi. Bana hemimiz bulamız ikide közge cehennem otu halam degen Resulullah. Bittesi yalaz hayende Allah'tan korkup köz yaş akızgen közge. İkincisi Müslümanlarını yuksunu korurlar can meydanı da uklamagen bidar sahçı közge deydi. Resulullah şu savaldı soru yaptı. Kim bugün bizi yukumuzunu korurlar çıkardı? Şimdi Abbad ibn Bişr raziyallahu anh men de bunlardan durdu. Madinaga kelgan Makka'nın muhacirlarını Madinaliler bilen peygamberimiz burada tutunturup koyganıdı. Abbad ibn Bişr bilen Ammar ibn Yasir'de burada tutunturup koyganıdı. Bu iki burada
Müslümanlarını korulaştık ki, ana şu vadiden bir baratıra boyunca kütarılıp, sakçılık ki oturuştu. Abbas-ı Bişir özünü buradan Ammar'a harap durup, siz tünne avalgi kısmı da okulaysın mı? Belki ikinci kısmı da mı? Ammar etti, ben aval okulayı dedi, ikinci kısmı da dedi, ben korulaştık hemen. Ammar ibn Yasir yatı okuladı, Abbas-ı Bişir uzaraka vardı da, kün tün muhayyette bir çarağanıdır. Yıldızlar çarağlar çıktılar. Darahlar, taşlar Allah Teala'nın kudretine tesbih edip onu pahilap durar. Bu öz özüden Abbad'ın bir şeyde ibadet getirdiler. Kur'an talavatı aşık bugün Abbad bu orunda sabır kılıp duramadı da namazga takbir bilen namazga girdi. Bu manajı ibadette özü bilen iki talahat geçişerdi. Bitti rahatı Kur'an talavatı olsa ikinci rahatı namazda durar. Onlarının rahatı, onlarının dem alışlığı uyku bulan bulmaktadır. Onlarının rahatı, onlarının çerçeğini yazıp gelirse, onlarının huzur halavatı ibadettir. Takbir edip namazı kirdi ve Kehf suresinden birinci ayetlerini başladı. Bana şimdi bir ilahi nurda şumurup, rahatlanıp, huzur alıp durarken, bana şu vadiye karar, boyayı müşrik, yaman niyetinden sekin, pısıp, birkin ülkeler adı. Uzağdan Abbad'ın tiki türgeni yeni gördü de ha Muhammed ashablar olan şucaya tohtattı. Bu sahsızı basa gerek. Dedi de sekin vardı. Arka tamardan geldi. Neyzeni, kemanını üstüge okunu koydu da resa bir tartıp durup Abbad'ı arabı ulaştırdı. Keman toğru kere oku sayıldı. Abbad namazını bozmadı. Neyzeni koyduğun şunu sığırıp taşa vardı. Namaza davet ettir oldu. Haliki adam atıp hata okuması da. Özgü işlemedi de ikinci okta atıp attı. Yine kelip sayıldı. Yine kolumdan suğur vardı. Namazını bozmadı. Üçüncü kemanda atken de üçüncüsünü hem suğurdu da bir kança vakit namazı okuyandan kelip Ammar'a kelip Ammar dedi. Yaralar beni halımı kuruttu. Turiyon izlen dedi. Abbad durdu da, üçte yarasından kan akıyken de yeni körgenden, Subhanallah, nemege birinci mette nazi sayılgen de, uygatma dizmeyene dedi. Ayt ki, eğer dedi, Resulullah'ın buyruğu ki asib olman gibi buluşta korkma genimde, Müslümanlar sakçısız kapkalıştan korkma genimde, ölüm kasamam namazını uzmazdım dedi. Bunların rahatı, bunların huzuru namaz bulan bugün. Nazi sayılıp dursa, Sûranı ahirge yetkizmesinden durup buzuşluğunu halamadım. Biz özümüzü bana şu sahabalarda siyretege şamalige sap görelik. Namazı türgende birilerimiz talip getirdi. İftar duvarımız. Birilerimiz kişi getirdi. Bu kişiye ölüm hatarıp durup nezle seyretse namazın buzgisi kemi yaptı. Demek ki bunlardan Allah razı gibi oldu da vaytinler diye soru olsa, şu bizge cevap olsa acabımız. Ulanın huzuru, halavatı, namaz bulan bu gel. Ammar'da Türkiye'de gibi körgen boya gibi müşrik, kaçıp gitti. Bu kişilerine Kur'an gibi bugün muhabbeti bana şimdi bugün. Bu kısalarda o kişilerin maksatı ne? Bizge buralar ani namuna bugün kişiler. Bizde Kur'an gibi bugün muhabbeti şimdi değil mi? Peki şimdi kenardan kenar gelirsek, harabe bulayken mesela başka kanal yavar yapız mı? Peki bu maruza bulayken mesela ahir geçe iştahlı yapız mı? Takat kalır. Bizim bilen uladığı farkı Maraş'ında. Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh'u davrıda Manu Hanife kabilesinden Musa'lama Kezzab uzunu peygamberlik davası bilen çıktı. Ve Abu Bakr Sıddık bu kezzablarını, şevketini sindirişlik için, murtadlarını dinge kaytarışlık için koşun çıkardı. Ve bana şu koşunun mukaddimesi de Abbad ibn-i Bişir radıyallahu anh falan bağlıydı. Abbad bana şu cenk meydanı da Müslümanlarca galaba asanlığı bilen ki kendi yok. Göğe ki bir yerde muhacirler ansarlar getirse kendik, ansarlar muhacirler getirse kendik, sen sala men sala da genelse fayda bu kaldı. Bu nesadan Abbad cüde ve kattık ıstırap geçti, kalbi yandı. Çünkü Müslüman odaklısı bunda birliği bu metürgen payıttı, bu Müslüman'ın hoşunu üstüne yengeçlik nuhayette bir müşkül işidir. Bana şu orunda iki taifadan bittesi, Boladgen işte halkalı şimdi özünü koluya alışı kere gidi. Hakiki sabırlar, hakiki mücahitler Allah-u Teala acilatı alıştık için.
ertaga hal qiladigan kun bo'lishidan burungi tunda Abbod uxlaydi, tush ko'radi. Go'yoki tushida osmon eshiklari yorilib ochiladi, Abbod kirgandan keyin eshiklar orqasidan yopiladi. Ertalab turib Abu Said al-Hudriy roziyallohu anhuga tushini aytib beradi. Aytadi: "Vallohi innaha shahadatu la shahadatu ya Abu Said. Allohga qasam ya Abu Said, bu shahidlik alomati dedi. Bu shahidlik alomati dedi. Tong otdi. Ikki qo'shin bir-biriga hujum qildi va Abbod ibn Shir mana shu hujum oldidan o'rnidan turdi, barat bir joyga ko'tarilib turib qilichini sug'urib, "Ey ansorlar, qilichlarni qinidan chiqaringlar. İslam silah tüfeğiyle mağlup olup kalmasın. Bana şu nedasını davami surette tekrarlayıp duruyordu. Ansarlardan 400 kişinin korkasıyla cemlendi. Buranın içi de Sabit ibn Kays, Bara ibn Malik ve Resulullah s.a.v. koludan kılıçını agen Abu Dujana raziyallahu anhular baradı. Bunlar katta bir hücum kılıçtı. Abad ibn Bişir safını birinci kalılarda bulup cen kıldı ve cen Müslümanların galabasından nihayesi yetkenden keyin üstüde Abad ibn Bişir'in üstüde cüde köp cerahatları bulan kan gibi bilen yahalda şahit kalıp cüstesini tapıştı. Bunu tanıp bulmasın cerahatı köplü giden. Fakat barmağlardaki bazı bir alamatları kalıp durup maş Abad ibn Bişir'e kendip koyuştu. Çünkü yüzünü başka azalarını acilat varışı derecesinde kalma gelmedi. İslam silah tüfeğiyle mağlup olmasın diye yaptı. Şu söz itibar verelik. Biz namazxonmiz, ro'zadormiz, dindor bo'lib tanilib qoldik, qora ekanmiz. Sizni qilgan bitta aybingiz, u sizni aybingiz deyilmaydi. Bu musulmonlarning aybi deb qaraladi. Hukamolardan biri o'zining shogirdlarini dars berib, domla qilib jo'natayotib, sizlar har bittanglar deydi shogirdlariga. İslam qo'rg'onini bittadan tuynigini qorovlisizlar. Bittadan tuynikka javob berasizlar. Harakat qilinglar, shu sizlar qo'rqlarga tuyinidan dushman kelib islomni yengib qo'ymasin. Har bittamiz islomni bittadan tuyiniga qorovulmiz. Biz tufayli odamlarni islomga bo'lgan muhabbat kamayib qolmasin. Abbod ibn Bishr yo'shagan sahobalarning hayotidan ibrat olishini hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.